altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Tabii Kılıçdaroğlu ve başka yok. Başka yok. Yok. Şerefsizliğe gidecek. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siz abla. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Sonu Kemal Kılıçdaroğlu diye soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Niye Kemal Kılıçdaroğlu abla? Niye dürüst biri? Nerede yani? Dürüst biri nerede hırsızlar var? Nerede hırsızlar var? Onlara karşı mücadele ediyor. Sizce altılı masanın adayı kim olacak abi? Bence altılı masanın adayı kazanabilmesi için Mansur Yavaş koymaları gerekiyor. Ama belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu isterim ama çok dürüst biri, bu halk da bu dürüstleri istemiyor. Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyorsun. Recep Tayyip Erdoğan abi. Recep Erdoğan. Niye Recep Erdoğan? Ya biz ya dedelerimizden, büyüklerimizden öyle gördük. Yani yaptığı icraatları gördük. Yani şu an onun karşısında birini göremiyorum. Teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç göremiyorum zaten. Altılı masanın adayı açıklandı, Kemal Kılıçdaroğlu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vereceğiz oyumuzu. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Evet. Niye Kemal Kılıçdaroğlu? Ya vallahi ne bileyim. Millet öyle istiyor demek. Tayyip Erdoğan. Siz alın. Bilmiyor musun? Tek başına iktidar Tayyip diyor. Tayyip Erdoğan. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam. Bugün fotoğraf çektirmeye gitti. Ne düşünüyorsunuz abi? Kazanır mı? Ben de memnun oldum. Benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Hayırlı uğurlu olsun. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Kazanır mı? Bence yanlış bir seçim. Yanlış bir seçim. Aynen. Kim gelse? Mansur Yavaş ve hatta İkrem İmamoğlu olabilir. Teşekkürler, sağ olun. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün fotoğraf çektirmeye gitti. Seçim fotoğrafı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Allah rahmet eylesin diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz, hiç şansı yok. Kazanamaz mı abi? Kazanamaz. Ben o taraftan birine verebilirim diye düşünüyordum ama Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman vermem yani. Hani o şekilde sıkıntı oluyor. Hani düzgün kişilikte bir insan mı? Bana göre değil. Bence o olmaması lazım. Yani kim olsa abi? Ya bence aday gösterilmesi gereken orada Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş var. Yani o olursa bizim için daha büyük olur, daha güzel olur yani. Hani o olursa ki halk tarafından daha çok destek görülür, daha çok oy alınır. Hani bu 20 senedir başımızda olan insanı yakabilecek tek insan bence şu anda bir Mansur Yavaş, iki Muharrem İnce'dir. Benim görüşüm budur. Kendi aday olursa kendi cephesinden bile oy alamayacak bir insan. O yüzden bence kendi yerine Mansur Yavaş'ı koysa daha akıllıca olur yani. Ki insanlar buna ihtiyaç duyuyor. Yani benim görüşüm bu yönde. Çok teşekkürler abi. Çok abla, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kazanabilir mi? Kazanabilir bence. Kime vereceksiniz oyunuzu abi? Tabii ki CHP'ye. Ben hayatım boyunca ona verdim. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, evet. Teşekkür ederim abi. Hayırlısı olsun hepimiz. Bilmiyorum, Ümit Özdağ falan verebilirim belki. Yani şimdi son tura Kılıçdaroğlu, Erdoğan kalırsa hangisini? Ya Kılıçdaroğlu'na gıcıklık olsun diye Erdoğan'a veririm. Ya böyle bir hata yaptığı için Erdoğan'a veririm yani. Ama ona da çok gönülsüz veririm. Sırf gıcıklık olsun diye. Gıcıklık olsun. Aynen. Daha önce kime verdiniz abi? Daha önce boş attım. Boş attınız. Aynen. Çok tarafsızım yani bu konularda. Ya aslında tarafsız değilim de bilmiyorum yani, böyle hata yapan bir insana karşı kazanmamasını isterim. Büyük hata mı yaptı abi? Kesinlikle. Başka bir aday çıkarsalardı yani Ali Babacan olabilir, Meral Akşener olabilir. Onlar daha şanslı olur ama Kemal Kılıçdaroğlu Twitter gündemine falan da görüyorsunuz zaten. Hani kimse istemiyordu. Çok düşük o şeyi var yani. Kesinlikle kazanamayacak. Kazanamayacak. Kesinlikle. Erdoğan diyorsun. Yani Erdoğan demiyorum ama ikisi kalırsa Erdoğan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Hatta az önce fotoğraf çektirmeye gitti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi altılı masayı şöyle yorumluyorum ben. Şimdi burada bir altılı masa var. Herkes onu konuşuyor tabii otomatikman. Karşıdaki tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız belli olduğu için altılı masanın ne olacağı durumunu konuşuyor herkes. Altılı masada yani bizim duyumumuz o doğrudur değildir. Kemal Kılıçdaroğlu diye söylüyorlar. Ama daha kesin net bir şey yok anladığım kadarıyla. Ama altılı masanın yaptığı şöyle bir çok güzel bir olay var. Türkiye'de çok değişik fikirlerden insanların
Aynı masada buluşması çok önemli. Bir kere bu çok önemli. Yani 6 tane insan farklı düşüncede. Bu farklı düşünceyi insanların bir masada oturup ortak noktada buluşmaları çok önemli. Bu Türkiye için çok yararlı bir faktör. Ha bunu ne kadar sağlarlar, ne kadar başarırlar, ne kadar Türkiye'ye yansıtırlar onu bilemem. Ama altılı masadaki ayrı fikirdeki insanların bir arada olması çok önemli. Mesela 80'den önce işte sağ sol çatışması vardı. İşte sen komünistsin, sen faşistsin. Toka yapamadı bu gençler. Kavga ettiler 80'li yıllarda. Şimdi bu çok önemli. Onun için bu çok önemli. Bir masada bu armanlanırsa bu Türkiye için kazanç olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abla Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz abi. Sorman ayıp bir şey zaten. Niye abi? Sorman ayıp. Niye, nasıl ayıp? Ayıp tabii. Niye abi? Tayyip. Tayyip. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olalım. Erdoğan. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla bu konu hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Peki abla deprem mi, ihmal mi yoksa kader mi? Ya ihmallık diyelim. Kader olsa yani, kader tabii ki kaderin yazıldığı bozulmaz da. Biraz da ihmal var. Aynen. Yani kader. Peki abla değişim şart mı ülkede? Ya şart olsa daha iyisi yok ki diyelim ki şu. Kimin gelmesini istersiniz abla? Valla şu an hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikriniz yok. Aynen. Teşekkür ederim. İyi günler. Bir değişiklik olsun ya. Kime vereceksiniz abi? Kemal Bey'e vereceğim. Kemal Bey. Neden Kemal Bey? 20 seneden beri bize AK Partiliydik. 20 seneden beri AK Parti'ye oy verdik. AK Parti yoruldu daha. Yorgun halde. Kemal Bey gelsin. O da bu ülkenin insanıdır yani. Bu ülkenin evladıdır yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrımcılık, ırkçılık yapan zaten benden değil demiş. Bize bu el Kemal Bey Alevi olduğu için mi millet şey yapıyor yani, sıkıntı yapıyor. Ben Meral Akşener'e de katılmıyorum. Meral Akşener'i de getiren Kemal Bey'dir. Kemal Bey'dir. Meral yani Kemal Bey olmasaydı Meral bugün yoktu. Yani mecliste yoktu zaten. Ona göre Meral Hanım ayağını dilen kalsın, Kemal Bey'e yardımcı olsun, destek versin. Tamam mı? Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun, Cumhurbaşkanı olsun. Yani 20 seneden beri yorulduk yani. Kemal Bey gelsin. Bir şey diyor musunuz? Başka bir cevabınız varsa söyleyeyim. Yok abi, teşekkür ederim. Sadece seçmen geçer. Tamam, hadi görüşürüz.